Demet'e, Demet'e, 14 Mart bayramında doktorların önünü kesiyorlar, gözaltına almaya çalışıyorlar. Bu ayıptır, bu ortamsızlıktır. Hadi bırakın, açın yolu. Biz işgal altında kutlandı, işgal altında 1919'da bu kararı kutlandı. Bu kararı kim verdi? Yok öyle ya ama. Bu memleket bizim. Bir yere gitmiyoruz. Utanmak lazım. Utan Erdoğan. Utan Erdoğan. Sizin doğumunuzu yapan bir... Ya kardeşim şuraya çiçek bırakacağız. Ondan sonra gideceğiz. Hepimiz hekimiz. Hekim yöneticileriyiz. Bu nedir ya? Bu ne rezilliktir ya? Haydi arkadaşlar yüklenin. Haydi bakalım. Haydi. Çok ayı. Utan Erdoğan! Erdinç abi sen arkaya geç Erdinç abi! Erdinç abi geç abi! Adam 80 yaşında ya! Erdinç abi geç abi! Hocam lütfen! Babamızı tedavi ettik biz ya! Hadi bakalım! Yapmayın Allah aşkına! Erdinç abi kalbim var getirin! Gitme! Hocam gitme! Polisinin görevini yaptırma ben! Sen de bizim... Hayır! Anlayasam hakkım! Anlayasam hakkım! Bu istekli adamlar ne oldu hocam? Hem de size bakın. Bu ne ayıp ya? Nedir arkadaşlar ya? Yuh nedir ya? Değişiksiz bize karşı bu kalemet ediyorsunuz. Buraya sen beni engelleme. Hayret ya. Böyle bir hakkın yok, böyle bir anayasam benim ki yok. Yok böyle bir hakkın. Sen demiyorsun ben. Bu keyfi bir uygulama. Biz gittik. Engelleyemezsin. Biz gittik. Hayır sen yapın ya. Hayır. Hadi ya hadi. 70 yaşında profesörü bekletiyorum. Ayıptır ya. Hocalar önüne açın. Siz attınız. Şu yolu açın. Tamam, lütfen açalım. Biz 10 gün önce dilekçemizi verdik. Cevap vermeyen kaymakamlar size emir veriyor. Bize niye haber vermiyor? Bize hiçbir bilgi verilmedi. Biz burada kaymakamı telefonla aramak zorundayız. Şu an bir bekleme. Tamam, görevini yapmayan bir kaymakam var. Sorumlusunuz oluyoruz. Ben de yapmışım. Ben ekibim. Ama şu anda sen kanunsuz işe. Hakaret edemezsin.
Ben 89 yaşındayım. Tamam. Ben de kaç bini var. Hakkınızı korumak için aldım. Abi, bir dakika da kalktım. Abi, onu sorayım. Şimdi konuştum. 5 dakika telefonda konuşamadı. Yok, konuşma sırasında sürmüş yani. Peki neye izin vermiyor? Yani 3 tane doktorun oraya gidişine mi izin vermiyor? Çelenk konusunda mı kabul görmedi? Kaymakamdan sadece çelenk mi? Evet. Yoksa bildiri okuyacağız. Bildiri yok ki. Çelenk konusunda 3 cümle konuşmamız ya. Biz sadece 14 Mart için bir açıklama yapıyoruz. Zaten yapacağız. 12.30'da Cerrahpaşa'ya bekliyoruz efendim. Oraya gelin. Orada basın açıklama. Basına açıklama bir şey yok ki. 14 Mart niye kutlanıyor? Yani nedir? Biz bir siyasi grup değiliz ki. Valla çok komiksin. Çelenkimizi barikatın önüne bırakıp o zaman izin veremeyecek miyiz ki? Aynen. Arkadaşımız nerede? Bir bekleyelim. Şu an bekleyelim. Yani illa Yok bekliyor. Şey yok. Biz tabii ki. Hayır canım, biz sabah geldik, merhaba aleyküm selam dedik. İyi gözdağı verdim. Öyle bir şey var mı? İyi gözdağı. Tabii canım geldik. Ama siz de iyi gözdağı verdim. Yok nasıl? Yok ama. Bak yaş ortalamasına bak. Yaş ortalamasına bak. Farkındayım ama iletişim. Ama sabah geldik, merhaba aleyküm selam diye gittik, konuştuk ya, her zaman yaptığımızı yapacağız. İletişim şeklimiz çok sevdi. Hayır canım. Gerçekten öyle şey. Bir dakika, siz bizim yerimizde olun. Kaç kişiyiz biz? 10 kişiyiz ya, bu kadar adamın Söyleyin. Öyle iletişim kuralım. Yani diyalog olmaktan çekiniyorum. Biz hastalarımızla en garip hastamız olayı diyalog kurmakta çok mahiriz. Yıllarımızı bunun için sizinle mi? Siz oğlumuz, torunumuz yaşıyorsunuz. Sizinle mi kurmayacağız? Yani sizi de anlayışla karşılayın. Ben saygısızlık etmemeye çalışıyorum, etmiyorum. Ve bu sözlerimiz kesinlikle sizlere değil, sizi yönetenlere. Kendim sevdiğim adamı. Uyanları, doktorları çok güzel böyle.
Gözlerine uğrarken neredesiniz? Onlar gözlerine yürütüyor, öldürüyor. Yok ortada. Onları koruyan yok. Bugün bile bildiğimde. Şu anda kaldı. Bütün polisiye işi sadece yürüyor. Başka insanlar ölsün. Onlara bir şey olsun. Umurlarında bile değil. Yalık kuramıyorum size. Hep ön yargılarsınız. Bakalım izleyelim. Ya çevrenizde çok uzak doğmuşlar. Bakanımıza bir rica. Çünkü delikte keçirlerde yabana bir ziyan o. Ne oldu? Ne oldu abi? Yok, biz de gizekenlerimizde konuşalım. Bırakmayın, şunu yapalım. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde atamıza çelenk koymamıza izin verilmemiştir. Bu da böyle bulun bilir. Evet, bir kişinin geçmesine izin verilecekmiş, konuşmamıza izin verilmeyecekmiş. Biz de bu durumu protesto ediyoruz. Çelenkimizi barikatın önüne bırakıyoruz arkadaşlar. Çelenk bırakın. Kuvvet kullansın. Çelenk bırakabilirsiniz. Bırakın. Hayır, izin vermiyorsunuz. Bir kişiyle. Ben sana anlatayım. Biz beyefendiye de aktardık. Biz beyefendiye söyledik. Bizim çelenkle ilgili hiçbir problemimiz yok. Konuşmuyor. Konuşmamızla ilgili var. Konuşmamız lazım. Ne var? Bildirge. Bildirge bizim. 14 dakika söyledik. İki kişi beraber geçer. Niye iki kişi ya? Niye? Anlatayım ben size. Zaten evet. Yanımda bir kişi geçer bir arkadaşım. Çelenk'i bırakılır. Akabinde İstiklal Marşı okunur. Yani çelenk'i bu şekildedir. Diğer türlü bunu bir şekilde basın açıklaması deniliyor. Basın açıklaması zaten Beyoğlu'nda belirli olan yerler var. Basın açıklaması önce de izin almaya gerek yok ki. Bakın açıklaması. Biz miting yapmıyoruz. Gösteriliş yapıyoruz. Ben izin bilmiyorum. Yani bu nedir? Biz burada bu şekilde basın açıklaması ve biz de gereken emniyet veriyoruz. Ama burası bunun yeri değil. Burası açıklama sadece. Açıklaması değil. Dediğim gibi, senekle gözlemişim problemimizde. Senekle tabii ki bırakabiliriz. Ama bir kişi geçebiliyor. Yok, bir kişi değil. Senekle birlikte geçebilirsiniz. Yani. Canım tamam, bunu müsaade edecek. Teşekkür ediyorum. Buraya barikatın önüne bırakalım. Barikatın önüne bırakıyoruz arkadaşlar. Yok, hayır. Açıkça izin vermediniz. Hayır. Şurada kaç kişi var? 20 kişi var ya. Ne olur bir kişi var. Fotoğraflarını çekin. Çekin barikatın önünde. Uydurmadılar bize. Yok, uyduruyoruz. Evet arkadaşlar, bugün 14 Mart 1919'da tıbbiyeli öğrencilerin işgal altındayken İşgal kuvvetlerine karşı direniş örgütlemek için 14 Mart'ta başlattığı Tıp Bayramı'nın 102. yıl dönümündeyiz. Bizler bugün burada 14 Mart'ın 102. yıl dönümünde her yıl yaptığımız gibi taleplerimizi içeren 14 Mart'ın anlamını bildiren bir açıklama yapmak ve çelenk koymak için sembolik bir kalabalık da demeyeceğim. 3-5 kişilik bir heyetle buraya geldik. Ancak bize çelenk koymanıza bir sakınca yok. Ancak konuşamazsınız dendi. Biz konuşamadığımız bir yerde böyle bir tasarrufta bulunamayız. O yüzden engellemelerle karşılaştığımız bu polis barikatı önüne çelenklerimizi bırakıyoruz. Evet, tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Daha özgür günlerde, daha güzel günlerde bu günler geçecek biliyoruz. Biz daha özgür, daha adil günlerde, daha güzel 14 Mart'larda, daha kalabalıkla, neşeyle, coşkuyla, bayram havasıyla kutlayacağımız 14 Mart'larda buluşmak üzere. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bozma, yayını kapama. İstanbul'da genel sekreter.
Hekimlerimizi koruyamazken bizleri beton yığınlarından korumaya çalışıyor. Beton yığınlarını bizden korumaya çalışıyor. Biz atamıza sözlerimizi söylemeye, andımızı içmeye gelmiştik. Maalesef engellenmiş bulunmaktayız. Teşekkürler.